Arkadaşlar merhabalar. Kümelerde ilk 3 videoda temel kavramlardan ve problemler olmayan kısımdan bahsetmiştim. Şimdi artık burada problemlerden bahsedebilirim. İlk 3 videoyu eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririm. Çünkü sınavda gelen TYT ve AYT sorularında arkadaşlar özellikle kombinasyon kümeleri ilişkisinden çok güzel sorular soruyorlar. Hatta 2019 AYT'deki soruyu özellikle bir kere daha ayrıca bir soru yorumda da çözmüştüm. O yüzden bence kümeler çalışırken biraz da kombinasyon çalışmanız çok iyi olur. Sonra zaten kombinasyonu ayrıca bilmeniz gerekiyor. Bir de üzerine kümelerle birleştirdiğimiz zaman gerçekten güzel sorular var. Zorlayıcı sorular da var. Kümeleri hem TYT'de hem AYT'de soruyorlar. Bu yüzden bence önemli. Bu zamana kadarki problem sorularına baktığımız zaman çok sıkıntılı sorular yok. Ama şunu söyleyeyim doğruda açıda mesela çok kolay bir konu ama 2018'deki sorduğu o temel kaptan sorusunu hatırlıyorsanız arkadaşlar o yüzden kolay çıkıyor diye bu sene de kolay çıkar ya da zor çıkıyor diye bu sene de zor çıkar diye yorum yapmadan gerçekten düzgünce öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü sınava gireceğiniz zaman sizin iç huzurunuz da çok önemli. Sadece bu işin çalışma kısmı önemli değil, malum psikolojik kısmı da önemli. Sınavdan bir gün önce kendinizi rahat hissetmeniz adına bütün dersleri çok iyi halletmenizi tavsiye ederim. Şimdi başlayalım. Kümeler problemlerinde şöyle arkadaşlar mümkün olduğunca şekil çizerek yapın. Çok nadiren böyle şekilsiz denklemli soru yaparız ama çoğunda göreceksiniz. Bakın ben hep şekil çizeceğim. Küme çizeceğiz. Kümelerde de tabii ki o kesişimleri, farkları ve hiçleri iyi yerleştirmemiz lazım. En baştan size şunu söyleyeyim. Bazı cümleler geçiyor, daha doğrusu kelimeler geçiyor bakın. En az biri diyor soruda. En çok biri diyor bazen. Sonra arkadaşlar en az ikisi diyebiliyor. En çok ikisi diyebiliyor. Hiçbiri ve hepsi zaten anlaşılır. Onlara ekstradan bahsetmeme gerek yok. En az biri dediği zaman arkadaşlar birleşim kümesini almanız lazım. Yani burada bir küme çizdiğimiz zaman şu dışında diyelim 3 olsun, şurası 2 olsun, burası 6, burası da 1 olsun en az birini bilen diye bir şey söylediğinde işte şu 2 6 birin tamamını alıyoruz. 3'ü almıyoruz. En çok biri dersek 3, 1 ve 2 kısmını alacağız arkadaşlar. Diyelim burası böyle matematik bilenler olsun. Burası da fizik bilenler olsun. Matematik bilenler en çok biri dendiği zaman matematik bilenlerin sadece matematik bilenlerini sadece Fizik bilenlerin sadece fizik bilenler kısmını ve hiçbirini bilmeyenler kısmını alıyoruz. Dolayısıyla 2, 1, 3 diyebilirim. En az bir de buraya kodlayayım. 2, 6 ve 1 kısmı. Yalnız birini bilenler derse arkadaşlar sadece matematik bilenler ve sadece fizik bilenler olduğu için 2 artı 1 deriz. En çok ikisi derse burada 3'ü de alırız hiç bilmeyen sadece fiziği alırız sadece matematiği alırız ve ikisini de bileni alabiliriz. En az ikisini bilen dediği zaman mecburen sadece 6'yı alacağız bakın. Bu şekilde önce bir genel şekilde görmek lazım. Eğer sorularda size en az biri diye bir ifade kullanmıyorsa kesinlikle dışarıda bilmeyenler de olabilir diyerek evrensel kümede hiçbirini bilmeyenler kısmına da harf verin arkadaşlar. Bir de problem sorularına başlarken size hepsini bilen ya da hiçbirini bilmeyenleri verirse soruya ilk onlardan başlayın. Diyelim size İngilizce ve Fransızca bilenlerin oluşturduğu bir kümede hiçbirini bilmeyenler 3 kişi dedi. Direkt onla başlayın soruya yazmaya. Ya da her ikisini bilenler 5 kişi dedi. O zaman hemen her ikisini bilenleri yerleştirin. Bu bizim soruları biraz daha basitçe yapmamız için gayet olumlu bir yol arkadaşlar. Diğer böyle enteresan yorumlarımız olacak birini bilen hiçbirini bilmeyen hepsini bildiği halde şunu bilmeyen tarzı sorular. Onları böyle şimdiden bahsetmeyeyim. Sorusu gelince bahsedeyim. Şimdi basitten başlayalım. Bir sınıfta resim dersinden geçen 22, resim ve müzik dersinden geçen 20, resim veya müzik dersinden geçen 24 öğrenci vardır. Buna göre sınıfta sadece müzik dersinden geçen kaç öğrenci vardır? Bakın şimdi kümeyi çiziyorum böyle ikisinde. Resim, müzik şeklinde. Bize Resim veya müzik dersinden geçenlerin 24 tane olduğunu, resim ve müzik dersinden de geçenlerin 20 olduğunu. Bakın ne demiştim? Hepsini veya hiçini söylediğini hemen oradan başlayın. Resim ve müzik dersinden geçen 20 dediği için direkt orayla başlıyorum arkadaşlar. Böylece resim dersinden geçen 22 kişi olduğu için artık sadece resimden geçen 2 kişi kalıyor. Toplamda bu sınıf veya dediği zaman birleşim demektir. Onu da söylemiş olayım. Veya dediği zaman birleşim demektir. O zaman sınıfın tamamı arkadaşlar 24 olması için sadece müzik dersinden geçenler de gördüğünüz gibi 2 kişi olmuş oldu. İkinci soruya bakalım. 40 kişilik bir sınıfta İngilizce ile Fransızca, Fransızca dillerinden en az birini bilen demiş. Bakın burada o yüzden kümeyi oluşturduğumuz zaman hiçbirini bilmeyen demeyeceğiz hiç. Dolayısıyla en az birini bilen ne demekti arkadaşlar? Birleşim kümesi. En çok birini bilen ne demek? 30 öğrenci. Burada şimdi en az biri dediği gibi en çok biri de dediği için demek ki dışarıda bilmeyenler de var. 40 kişilik bir sınıf arkadaşlar. Size harflendireyim. Hepsini görün bakın. A, B, C, D diye harflendirdim. En az biri dediği zaman A artı B artı C'yi 25 demek istiyor size tamam mı? En çok birini dediği zaman söylemiştim zaten. A, C, D kısmı bakın. Sadece İngilizce bilen, sadece Fransızca bilen ve hiçbirini bilmeyen. Bunların toplamı da 30 kişiymiş. Zaten aslında tahmin edileceği üzere bakın. A, B, C'yi bize 25 verdiğinde sınıfın tamamı bakın 40 kişi olduğu için D'ye mecburen ne kaldı? 15 kaldı gördünüz mü? D 15 olduğu zaman arkadaşlar A artı C kaç oldu? 15. Şimdi bize ne soruyordu? Bu iki dili bilen de kaç kişi? O hangi harf? B harfi. Biz zaten A artı C'yi 15 bulduğumuz için B arkadaşlar 10 kişi olmuş oldu. O da ikisini de bilenler. Bir sınıftaki öğrencilerin 10 tanesi matematik, 8 tanesi fizik dersinden bütünlemeye kalmıştır. Bu iki dersin en az birinden bütünlemeye kalan öğrenci sayısı 13 olduğuna göre sadece bir tanesinden bütünlemeye kalan öğrenci sayısını bulalım. Şimdi burada geçenler durumu yapmamış. O yüzden biz sadece soruyu kalanlar üzerinden yürütelim. Matematik ve fizik arkadaşlar. Kalanlar kümesini oluşturdum bakın. En az birinden bütünlemeye kalan ne demek? Böyle harflendirirsem A artı B artı C'yi arkadaşlar bize 13 vermiş. 10 tanesi matematik dediği için A artı B'yi 10 vermiş. Yine B artı C arkadaşlar fizikten kalanları olduğu için böylece onlar da 8 kişi. Gördüğünüz gibi A artı B artı C 13 A artı 2B artı C taraf tarafa toplarsak ne geliyor? 18 geliyor. Böylece A artı B artı C 13 olduğu için çıkardığımızda C'ler gidiyor. A'lar gidiyor. B de arkadaşlar buradan 5 oluyor. Sadece bir tanesinden bütünlemeye kalan ne demek? A artı C demektir. 5 bulduğumuz için A artı C'ye de arkadaşlar 8 kaldı. Burada hemen şu formülde aslında hatırlamamız lazım. Çok basit bir formülümüz vardı malum. A birleşim B. Bir önceki konuda da anlatmıştım. SA artı SB eksi SA kesişim B. Bu soruyu şöyle de diyebilirsiniz o yüzden. Ben formülle yapmak istiyorum hocam. Dolayısıyla en az 1 dediği için birleşim kümesi 13. A kümesi 10. B kümesi 8. Eksi her ikisi yani kesişim kümesi. Böylece hakikaten bakın orası yine 5 gelmiş oldu. Formülü bilmemiz lazım tabii ki ama ben dediğim gibi soruları hep şekilli yapmaya çalışacağım mümkün olduğunca. 38 kişilik bir sınıfta voleybol oynayanların sayısı futbol oynayanların sayısının 2 katına, bu iki oyundan hiçbirini oynamayanların sayısının da 3 katına eşittir. Bu sınıfta voleybol veya futbol oynayan 30 kişi olduğuna göre iki oyunda oynayan kişi sayısını bulalım demiş. Şimdi bakın voleybol sonra futbol Bunların kesişip kesişmediğini bilmeseniz bile siz arkadaşlar kesiştirin en kötü orası sıfır gelir. Özellikle voleybol oynamayı bilenler futbol oynamayı bilmiyor diye cevap söylerse baştan o zaman ayrı küme yaparsınız. Ama burada kesişimlerini bilip bilmeme durumu olduğunda kesiştirmek zorundasınız. Şimdi böyle çizeceğiz bir de en sonunda da bilmeyenler var malum. Soruda hepsini bilenlerden ve hiçbirini bilmeyenlerden başlayın demiştim. Şimdi bakın, hiçbirini bilmeyenler, oynamayanlar aslında belli. Voleybol veya futbol oynayan demek 30 kişi, yani aslında birleşim kümesi. Birleşim kümesinin dışında bir de de var, hiçbirini oynamayanlar. 30 artı x tüm sınıfı olduğu için x eşittir, böylece 8 geldi arkadaşlar. x 8 olduğu için, şimdi yapalım. Bize ne diyordu? Voleybol oynayanlar, buranın tamamı mavi ile taradığım yer... Hiçbirini oynamayanların 3 katına eşit. O zaman bakın 24 oldu. 24, 8 daha 32. Sadece futbol oynayanlara 6 kişi kaldı. Bu arada soru ne diyordu bize? Voleybol oynayanlar futbol oynayanların 2 katına eşit. Voleybol oynayanlar kaç kişi arkadaşlar? 24. O zaman futbol oynayanların tamamı yani şurası 12 olması lazım yarısı. O da arkadaşlar 6 olduğu için kesişim kümesine 6 kaldı. Sadece voleybol oynayanları o zaman artık gösterelim. 18 oldu. 6 her ikisini oynayan sadece futbol oynayan da 6 kişi. Topladığınız zaman gördüğünüz gibi 38 yaptı. 2 oyunda oynayanları soruyordu. Cevabımız 6. 65 kişilik bir sınıfta Almanca bilenlerin, Fransızca bilenlerin ve bu dilli bilme bilmeyenlerin sayıları birbirine eşittir. Almanca veya Fransızca bilen 40 kişi olduğuna göre her iki dili bilen kaç kişi vardır? Yine bakın. Almanca veya Fransızca burası, burası, burası. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Bunların toplamı 40'sa hiçbirini bilmeyenler 25 kişi olacak. Ne demişti soru bize? Almanca bilenler, Fransızca bilenler ve hiçbirini bilmeyenler eşit sayıda. Anlamamız gereken ne? Almanca bilenler derken tabii ki hepsini kastediyor. Gördüğünüz gibi buranın tamamı 25. Ee, yine Fransızca bilenler dediği için şöyle sarıyla göstereyim buranın tamamı 25. Ben neyi bilmiyorum İkisinde bilenleri bilmiyorum buraya x de o zaman 25 olması için sadece Almanca bilenlere 25 eksi x kalır yine sadece Fransızca bilenlere de 25 eksi x kalır bunların toplamı 65 yapacak artık 75 eksi 2x artı x daha eksi x yaptı arkadaşlar sınıfın tamamı 65 kişiydi. Böylece x eşittir 10 oldu. Herkesini bilenler. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Çok zor da değil bu kısımlar. K ve M gazetelerinden en çok birini alanların bulunduğu bir grupta K gazetesine almayan 10 kişi. M gazetesine almayan 20 kişi vardır. Gazete alan toplam 24 kişinin bulunduğu bu grupta kaç kişi vardır? Sorunun en önemli ama basit noktası neresi? K ve M'den en çok birini alanlar varmış arkadaşlar. O zaman bakın bu kümeyi artık böyle çizmeyeceğiz. Çünkü kesişimleri boş küme en çok birini alanlar var. Yani hiç almayanlar ya da alıyorsa sadece birini alanlar var. Böylece K'yı alanlar ve M'yi alanlar. K gazetesini almayan 10 kişi, M gazetesini almayan 20 kişi, toplamda da gazete alan 24 kişi var arkadaşlar. Bakın şimdi. Hiçbirini almayanlar X kişi olsun tamam mı? Şimdi K gazetesini almayan 10 kişi demek M'yi alanlar aynı zamanda bir de hiç almayanlar demektir. Dolayısıyla buraya bakın 10-x yaptım. Sonra M'yi almayan 20 kişi ne demek? Hem ikisini birden almayanlar var bir de sadece K'yı alanlar var. Bu demektir. Cümlelerime iyi dikkat edin bu yüzden. 20-x oldu. Toplamda arkadaşlar gazete alanda 24 kişi varmış. 20-x artı 10-x eşittir 24. Buradan da x... 30 24, 6 x eşittir 3 geldi. Bizden ne istiyordu? Grupta kaç kişi olduğunu arkadaşlar. Böylece gazete alan 24 kişi vardı, hiç almayan 3 kişi çıktı. Toplam sınıf ve şey alanlar pardon ve almayanlar 27 kişi oluşturdu bu grubu. Şöyle söyleyeyim denklem oluştururken arkadaşlar bazen sizinle benim denklemlerim farklı olabilir. Cümlelerime orada dikkat edin. Aynı şeyi söylüyoruzdur. Farklı ifadelerle anlatıyoruzdur sadece. Doğru yapıyorsanız ve farklı yapıyorsanız benden yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü bazen dikkatimi çekiyor. Bazı arkadaşların denklemleri yanlış oluyor ama tesadüfen orada doğru çıkıyor cevapları ya da yanlış bir şey düşünüyorlar o soru için. Uyduruk o yöntem tutuyor gibi oluyor. O yüzden de yorumlarınız önemli. Farklı yaptığınızda lütfen yazın. Gelelim şimdi biz 7. soruya. Bir sınıfta basketbol veya voleybol oynayanların oyunlarından yalnız birine oynayanların toplam sayısı 24. Bakın şimdi basketbol, voleybol yalnız birine oynayanlar nedir? Şöyle noktayla göstereyim bakın burası. En az birine oynayan ne demek? Şu kesişim de var. O zaman bir harflendireyim size. A, B, C. Yalnız birini oynayanlar A artı C. Kaç kişiymiş? 24. En az birini oynayan ne demek? Birleşim kümesi demekti. Bu da arkadaşlar 30. Aslında B'nin sana 6 olduğunu söylüyor. A artı C 24 olduğu için. O yüzden artık buraya 6 yazıyorum bakın. En çok birini oynayan ne demekti? Harflendireyim yine. A artı C artı D. Hiçbirini oynamayanlar ve yalnız birini oynayanlar. Bu da arkadaşlar 29'muş. A artı C zaten 29, 24 olduğu için D'ye ne kaldı? 5. Yani hiçbirini bilmeyenler. Böylece sınıfın mevcudunu artık söyleyebiliriz. Çünkü A artı B artı C artı D'den oluşuyor bakın sınıf. A artı B artı C 30. Bir de D'yi bulduk en son 5. Böylece sınıf mevcudu 35 oldu arkadaşlar. Bir gruptaki insanlar A ve B gazetelerinden en az birini okumaktadır. Gruptaki insanların yüzde 80'i. Hemen orada dikkat edelim. En az birini okuyor dediğine göre demek ki bu grupta okumayan yok. O yüzden boş e, en dıştaki kümeye bir şey yazmayacağız. A, B oldu. Gruptaki insanların yüzde 80'i A gazetesini okuyor. Yüzde 30'u B gazetesini okuyor. Yalnız B gazetesini okuyan 16 kişi olduğuna göre bu grup kaç kişidir? Şimdi, %100 olması lazım grubun tamamı. Ama A ile B'yi toplayınca ne yapıyor arkadaşlar? %110. Niye bu böyle oluyor? Çünkü kesişim kümesini normalde çıkarmamız gerekiyordu malum. Eksi S kesişim B diye. İşte o 100 yapması için kesişim kümesine böyle 10K diyeyim. Sınıfın tamamı 100K olsun. Böylece 80 kişiydi arkadaşlar e, A gazetesini okuyanlar. O ile sadece A'ya 70K kalacak. Yine %30'u B'ydi. Sadece B'ye 20K kalacak. 20K arkadaşlar 16 bizden grubu istiyor. Yani 100K'yı istiyor. 5 ile çarptığımıza göre 100K olması için yine 5 ile çarparız. Böylece grubu 80 bulmuş oluruz. Futbol, basketbol veya voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu. Yani hiçbirini oynamayanlar yok yine. 35 kişilik bir sınıfta yalnız futbol oynayan 5, yalnız basketbol oynayan 6, yalnız voleybol oynayan 7 kişi olduğuna göre bu 3 oyundan en az ikisini oynayan kaç kişi vardır? Yerleştirelim üçlü küme arkadaşlar burada bakın. Bu şekilde futbol, basketbol, voleybol verdiklerini yerleştireceğim. Yalnız futbol 5, yalnız basketbol 6, yalnız voleybol 7. Zaten arkadaşlar bakın şimdi şu taradığım yer aslında neresi oluyor? En az ikisini oynayan. Çünkü şu yeşille taradığım yer üçünü oynayandır. Bu kısım sadece ikisidir. Bu kısım sadece ikisidir. Yine bu kısımda sadece ikisidir. Böylece 2 iki veya daha fazlasını oynayanlar oluyor. Sınıfın mevcudu zaten 35'ti. 5, 6 ve 7'yi çıkaracağız. 11, 7 daha 18. Demek ki 17 kişi arkadaşlar en az ikisini oynuyormuş. Almanca, Fransızca ve İngilizce yabancı dillerinin konuşul konuşanların bulunduğu bir sınıfta yabancı dil bilmeyen yoktur. Ve en fazla bir yabancı dil konuşulmaktadır. Ve bu sınıfta Almanca bilmeyen 20 kişi, Fransızca bilmeyen 18 kişi, İngilizce bilmeyen 22 kişi bulunmaktadır. Buna benzer bir soru da sormuşlardı arkadaşlar. En fazla bir yabancı dil konuşuluyor buna dikkat edin. Yani bunların kesişimleri yok. O yüzden böyle çizeceksin. Küme çizimi önemli. Denklem zaten yapmamaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Almanca, Fransızca, İngilizce arkadaşlar. Almanca bilmeyen ne demek? Fransızca ve İngilizce bilen demektir. Dolayısıyla 18 kişi. Çünkü hiç bilmeyen yokmuş. Fransızca bilmeyen ne demek? Almanca ve İngilizce bilen demek. O da ee, pardon şu Almanca bilmeyenler 20 kişiymiş. Almanca, Fransızca bilmeyenler 18 kişiymiş. İngilizce bilmeyen Fransızca artı Almanca olacağı için bu da 22'ymiş. Bunları taraf tarafı topladığımız zaman arkadaşlar ne oluyor bakın 2F, 2A artı 2I. 38, 22 daha 60 yapıyor. Böylece F artı A artı I yani sınıf mevcudu arkadaşlar 30 geldi. İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan bir sınıfta Almanca bilen herkes İngilizce bilmektedir. Evet bu cümle ne ifade ediyor? Bizim için önemli. Bu sarıyla fosforladığım yerde arkadaşlar bir tanesi diğerinin alt kümesi. Almanca bilen herkes İngilizce biliyor diyor ya işte. Almanca arkadaşlar İngilizcenin alt kümesi olacak bakın. Gördüğünüz gibi Almanca, İngilizce. Hakikaten burada Almanca bilen herkes İngilizce de biliyor. Çünkü Almanca aynı zamanda bunların kesişim kümesi. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Bunu böyle bilmemiz lazım arkadaşlar. Almanca bilen herkes, A'yı bilen herkes B'yi de biliyorsa A alt küme B olur. Bu şekilde şimdi Almanca bilen 5, Almanca bilmeyen 9 kişi varmış. En az birini bildikleri için de dışarıda hiç bilmeyen yok. Böylece Almanca bilen arkadaşlar zaten 5 kişi, Almanca bilmeyen dışarıdaki şu 9 kişi, sınıfta o zaman Toplam 14 kişi var. Zaten bizden İngilizce bilenleri istediği için o da zaten sınıfın tamamı oluyor. 60 kişilik bir sınıfta futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından en az ikisini oynayabilen 40, en çok ikisini oynayabilen 25 öğrenci vardır. Sadece iki oyun oynayabilen kaç öğrenci vardır? En az ikisini oynayan onları hemen bir küme içinde yine gösterelim arkadaşlar. Şimdi en çok ikisini oynayan en az ikisini oynayan. En az ikisini oynayan arkadaşlar şu taradığım yerler. Gördüğünüz gibi. Bir yine de harflendireyim çünkü çok bilinmeyen var soruda. A, B, C, D diyeyim. Bakın A artı B artı C artı D burada 40. Sonra arkadaşlar şöyle buralara da K, L, M diyeyim. Bir de en sonda N olsun. En çok ikisini oynayan neresi? Takip edin. K, L, m n çünkü bunlar sadece birini bilen, bu hiç birini bilmeyen A C D arkadaşlar. Bu da kaç kişiymiş en çok ikisini oynayan? 25 kişi. Böylece burada dikkat ederseniz sınıfta aslında tüm sınıfın B olduğunu, pardon, B ile birlikte tüm sınıfın olduğunu görünce aslında K L M N A C D arkadaşlar. Sonra işte burada ee, ne var? Ekstradan bir de b var. Bakın bu B ile birlikte sınıfın tamamı 60 kişi olduğu için demek ki B buradan neymiş? 35 kişiymiş arkadaşlar. Böylece sadece iki oyun oynayan hangi harfler oluyor? A, C ve D. Zaten B'yi bulmuştuk. A, C, D'ye kaç kaldı? Buradan 5 kaldı. 35 bakın şunların toplamı. Böylece B 5 olmuş oldu. O da sadece şey B'yi pardon 35 bulduk. Böylece A, C, arkadaşlar yani yalnız ikisini oynayanlara 35 kalmış oldu. Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu 70 kişilik bir grupta futbol oynayan 40, basketbol oynayan 30, voleybol oynayan 25 kişi vardır. Basketbol ve futbol oynayan 6, futbol ve voleybol oynayan 10, basketbol ve voleybol oynayan 10 kişi olduğuna göre her üç oyunu oynayan kaç kişi vardır? Bir formülü söylemek için bu soruyu göstereceğim arkadaşlar. S A birleşim B birleşim C direkt size böyle hazır ezber formül yani zannetmiyorum vereceklerin ama olur da verirlerse en azından kitaplarınızda görürseniz yapın. Şekil çizmenize gerek yok. Direkt ezbere A artı B artı C eksi A kesişim B eksi A kesişim C eksi B kesişim C artı S A kesişim B kesişim C yapıyoruz. Bu direkt ezber formül sorusu. Çünkü 70 kişi tamamı sınıfın en az birini oynayanlar futbol 40, basketbol 30, voleybol 25, eksi ikisini oynayan bakın 6, yine ikisini oynayan 10, yine ikisini oynayan burada kaç kişi? Yine 10 bakın. Artı 3'ünü oynayanları vermemiş. X direkt bakın formülde yerine yazdık. Böylece 70, 25 daha, e, hatta 70, 25 daha demeyelim, 70'ler gitsin. 25, 10, 10, 26, 1 kaldı o zaman arkadaşlar. Demek ki bir kişiymiş bu soruda her üçünü oynayanların cevabı. Türkçe veya matematikten geçen ve kalanların bulunduğu 60 kişilik bir grupta öğrencilerin %40'ı Türkçeden geçmiş, %10'u ise her iki dersten kalmıştır. Matematikten geçenlerin sayısı her iki dersten geçenlerin 6 katı olduğuna göre yalnız bir dersten kaç öğrenci geçmiştir? Şimdi şöyle bakın burada hafifçe biraz denklem de yapacağız. Sonuçta zaten küme problemleri bu. Problem bilgilerimizi kullanacağız burada. Denklem kurma bilgilerimizi bir de küme ile birleştireceğiz şimdi. Önce bildiklerimizi bir yerleştirelim. Şöyle bakın %40'ı Türkçeden geçmiş. Yani 60 çarpı 40 bölü 100'den bunlar sadeleşti. 24 oldu. 24 kişi arkadaşlar Türkçeden geçmiş. Tamamına yazıyorum ki e, sadece Türkçe olduğunu görmeyin. %10'u her ikisinden kalmış. 60'ın %10'u zaten 1 bölü 10'u demektir. 6 kişi de her ikisinden kalmış. Böylece arkadaşlar bilmediğimiz neresi kaldı? Şu bölge kaldı doğru mu? O zaman toplam sınıf 30 kişi... Ee, ...var. Bir de 60 kişi olması için 30 kişi buraya kalmış oldu. Bize ne diyordu? Matematikten geçenlerin sayısı her iki dersten geçenlerin sayısının 6 katı. Her iki dersten geçenlere x diyelim. Matematiğin tamamına 6x demem için arkadaşlar... ...o zaman şu yalnız matematikten geçenlere 5x kaldı ki onu 30 bulmuştuk. Böylece x neymiş? 6. 5x zaten 30'du. Türkçenin tamamı 24 olduğu için böylece sadece Türkçe bilen de 18 oldu arkadaşlar geçenler. Bize ne diyordu? Yalnızca bir dersten geçen. Sadece Türkçeden geçen 18, sadece matematikten geçen 30, böylece 48 oldu. Biraz problem sorularında arkadaşlar temel bilgiler üzerinden gittiğimiz için lütfen önce kendiniz deneyin, sonra benden izleyin. Böylece yorum farklılığı olursa görmüş olursunuz. Eğer eksik bir yorumunuz varsa da onu düzeltmiş olursunuz dinleyerek böylece. A dilini bilen herkesin B dilinde bildiği bir toplulukta A dilini bilenlerin sayısı sadece B dilini bilenlerin sayısından 7 fazla, her iki dilde bilmeyenlerin sayısından 7 eksiktir. Bakalım şimdi. A dilini bilen herkes B dilinde biliyorsa arkadaşlar ne demiştik? A B'nin alt kümesi. Buna önce bir dikkat edelim. A dilini bilenlerin sayısı sadece B'yi bilenlerden 7 fazlaymış. O zaman şu araya X yazacağız. Sadece B'yi bilenler orasıdır. A zaten aynı zamanda B'yi de bilmiş oluyor. Böylece burası da X artı 7. Her iki dili bilmeyenlerin sayısından da 7 eksikse A'yı bilenler. O zaman bu hiçbirini bilmeyenler de X artı 14 olacak. Toplam mevcut arkadaşlar 3X artı 21 eşittir 36 verilmiş. X böylece 5 geldi. B dilini bilen kaç kişi vardır diyor. B dilini bilen tabii ki buranın tamamı. O da 2x artı 7. X'i zaten 5 bulmuştuk. 17 oldu arkadaşlar sorunun cevabı. Aslında gördüğünüz gibi arkadaşlar temel problem yorumlarına hakimsek üzerine bir de kümelerle ilgili yavaş yavaş böyle bilgilerimiz oturduğunda çok da sıkıntılı olmadığını görüyoruz. O yüzden benim tavsiyem problemlerden sonra kümelere çalışmak daha mantıklı. Çünkü denklem kurmamız gereken sorular da var arkadaşlar. Bir de biraz böyle matematiğiniz oturmuş olsun, öğrenmiş olun. Artık işin sonuna gelelim ki kümelerde bir de zorlanmayalım. Çünkü ben şu cümleleri duyuyorum. Bir sürü konuyu yapıyorum hocam ama kümeleri yapamıyorum. Onun bir sebebi işte buradaki problemler kısmında takılmak. Bir sebebi de kombinasyon bilmemek arkadaşlar. Bu ikisini hallettiğin zaman ben kümelerin böyle çok büyük bir problem çıkaracağını düşünmüyorum ama bu şu demek değil yani. Dediğim gibi en kolay konudan bile zor sorulabilir. O yüzden de bir konudan çok zor çıkınca o küme konusu çok zor olmuyor. Basit bir konu ama gayet böyle acayip sorular üretebiliyorlar sonuçta. O yüzden yorum gücümüzün artması gerekiyor. Yorum gücünüzün artması için de arkadaşlar hep söylüyoruz. Biraz klişe oluyor ama evet soru çözmek. Ancak ben soru çözmeye şunu da eklemek isterim aslında. Düşünerek İlla hız önemli değil evde yaparken. Evet bir TYT denemesi çözerken süreli çözmelisin. Problem çözerken süreli çözmelisin. Ama biz bazen hızlı olacağız diye düşünmeyi biraz geri plana atıyoruz. O yüzden sizden ricam lütfen neyin nereden geldiğini kendiniz sorgulayın. Sonra bize sorarsanız zaten cevap veriyoruz ama lütfen kendiniz bulmaya çalışın. O zaman çok daha iyi öğrendiğinizi anlayacaksınız. Bir de bazen bununla ilgili şu deniyor çünkü ben konuyu çalışıyorum, hemen unutuyorum. Ben ona çok inanasım gelmiyor. Çünkü bir insanın konuyu unutması için eğer bu biyoloji dersi değilse ki matematik öyle bir ders değil, haliyle unutma gerçekleşiyorsa bilgiler tam düzgün öğrenilmemiştir. Fazla soru çözülmemiştir. Yorumlar düzgünce oturmamıştır. Yoksa sürekli konu tekrarı yapmak mümkün değil bir sürü konunun içinde. Anca denemeyle tekrar yapıyoruz. O endişenizi de böyle gidermiş olayım. Bir grupta Almanca bilen herkes İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evet, Almanca bilen herkes Fransızca ve İngilizce biliyor. Bu şekil önemli olacak çizerken, bu grupta yalnız İngilizce bilen 25, yalnız Fransızca bilen 13, İngilizce ve Fransızca bilen 12 kişi vardır. Buna göre Almanca bilen en çok kaç kişidir? İsterseniz bir düşünün, ee, nasıl çizileceğini de e, bir deneyin arkadaşlar. Sonra da benden izleyin. Ben şimdi bakın durdurduğunuz varsayarak çiziyorum. Fransızca ve İngilizce biliyor arkadaşlar Almanca bilen herkes. O zaman orası işte bu. Gördüğünüz gibi Almanca bilenlerin oturduğu yer tam da Fransızca ve İngilizce bilenlerin ikisinin de olduğu yer işte. Görüntü budur doğrusu. Haliyle yalnız İngilizce bilen 25. Yalnız Fransızca bilen 13. İngilizce ve Fransızca bilen arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada 12 kişi demiş. Böylece burada arkadaşlar sadece Fransızca bilenler ve sadece İngilizce bilenler aslında işimize yaramamış oldu. Çünkü mevzu nereyle ilgili? Tam da burayla ilgili. Böylece Fransızca ve İngilizce bilen 12 kişi varsa arkadaşlar bu 12 kişinin tamamını ben nereye yazarım? İşte buraya yazarım. Böylece Almanca bilen en çok 12 kişi olmuş olur. Bir sınıfta futbol oynayanlar sınıfın %65'ini hem futbol hem de basketbol oynayanlar %35'ini oluşturmaktadır. Bu sınıfta basketbol oynayanların sayısının sınıfına en çok yüzde kaçı olabileceğini bulalım demiş. Önce bir K'lı yazalım arkadaşlar. Futbol oynayan, basketbol oynayan. Hem futbol hem basketbol oynayanlara şöyle bir 35K diyelim. Futbol oynayanlar arkadaşlar 65 olduğu için buraya 30K kalsın. Normalde arkadaşlar soruda hiçbirini oynamayanlar da olabilir. Ama bizden en büyük sayı istediği için basketbola dair o zaman hiç bilmeyenler sıfır olsun hiç oynamayanlar. Böylece sınıfın tamamının %100 olması için buraya 35K kaldı. Dolayısıyla basketbol oynayanlar sınıfın %70'i olmuş oldu arkadaşlar. Evet basit bir sorudur ama soru söylemezse dışarıdaki sayıyı da hesaba katmamız lazım. Burada zaten en çok dediği için sıfır yazabildik. 23 kişilik bir sınıftaki öğrenciler futbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynamaktadır. Burada dışarıda hiçbir şey yok o zaman. Futbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısının iki katı olduğuna göre sadece voleybol oynayanların sayısı en az kaç olabilir demiş. Biraz temel kavram sorusu gibi olduğu için arkadaşlar ona göre harflendirerek yapacağım bakın. Şöyle voleybol sadece voleybol oynayanlara V diyeyim. Her ikisine oynayanlara X diyeyim. Futbol oynayanlar V artı X'in iki katı yani 2 V artı 2 X olacak. Böylece bakın buraya 2 V artı X kaldı. Tüm birleşim kümesini yazalım o zaman. 3 V artı 2 X eşittir arkadaşlar 23. Ben V'nin en az olmasını istiyorum. Aynı zamanda tabii ki 2 X çift sayı V'ye verebileceğim en küçük sayı o zaman 1 olursa 2x eşittir 20 oluyor. x de buradan 10 oluyor. Tamam böylece tam da bölünmüş oluyor. Demek ki v'ye verebileceğimiz en küçük sayı arkadaşlar 1'miş. Geri kalan her şey bakın buna göre düzenleniyor zaten. Cevabı böyle bulmuş olduk. Evet bakalım 19. soru artık sona doğru yaklaşıyoruz bakın. Bir sınıfta Almanca, İtalyanca ve Rusça dillerinden en az birini bilenlerin sayısı 32. En çok birini bilenlerin sayısı 17'dir. Bu sınıftaki öğrencilerin 5'i 3 üçleri bilmekte. 3 üç öğrenci bu üç dilin hiçbirini bilmemektedir. Buna göre sınıftaki öğrencilerin kaç tanesi bu dillerin yalnız ikisini bilmektedir. Sadece yerine yazma sorusu olacak bakın. Şimdi e, her üçünü bilen arkadaşlar 5 kişiymiş. Buraya yerleştirelim. Her üç dilini bilmeyen de... 3 kişiymiş arkadaşlar. Bunu da böyle yerleştirdik. En çok birini bilenler 17 dediği için A, B, C diye harflendireyim bakın. A artı B artı C artı 3 17 olacağı için A artı B artı C yerine kaldı. 17 kaldı. Sonra bir de bize ne demişti? En az birini bilen. Yani arkadaşlar burası da ne yapıyor? Tüm küme. Şuraya K, L, M dersek A, B, C artı K, L, M, artı 5. Gördüğünüz gibi o da kaç kişiymiş? 32 kişiymiş. A artı B artı C'yi kaç bulduk? 14. Böylece K, L, ne kaldı arkadaşlar? 14, 5 daha 19. Demek ki 13 kişi. 13 kişi arkadaşlar yalnız ikisini biliyor. Bak hakikaten burası, burası ve burası yalnız ikisini bilenlerin oluşturduğu küme. 30 kişilik bir anaokulunda kız çocukların 3'ü, erkek çocukların 5'i İngilizce biliyor. Bu anaokulunda İngilizce bilmeyen kız çocukların sayısı tüm erkek çocukların sayısının 2 katına eşit işte olduğuna göre anaokulunda kaç erkek çocuk vardır? Şimdi bakın burada cinsiyet durumu olduğu zaman ya da böyle renk durumu olduğu zaman arkadaşlar dörtlü bir tablo oluşturmanız lazım. Çünkü buna uygun ancak durum var bakın kız erkek İngilizce bilen İngilizce bir de bilmeyenler var. Her ikisini bilen durumu söylememiş bize. Böylece artık şunu yapabiliriz. Kız çocukların 3'ü İngilizce biliyormuş. Yani burası. Erkek çocukların 5'i İngilizce biliyormuş. Burası bakın. İngilizce bilmeyen kız çocukların sayısı tüm erkek çocukların sayısının 2 katına eşit. Erkek çocukların İngilizce bilmeyen kısmına X dersek o zaman İngilizce bilmeyen kızlar da 10 artı 2X olur arkadaşlar. Şuranın tamamı çünkü. Böylece sınıfta 30 kişi vardı. 10 artı 3X artı e, burada da o 8 var. Bunların tamamı 30 yaptı. X buradan arkadaşlar 4 geldi. Anaokulundaki erkek çocuk sayısı 5 artı x'ten 5 artı 4 yani 9 olmuş oldu. Bu şekilde kız erkek, sarışın, esmer gibi sorularda gözlüklü, gözlüksüz dörtlü tablo yapmamız lazım. İngilizce bilen herkesin Almanca bildiği fakat Fransızca bilmediği bir grupta yalnız bir dil bilenlerin sayısı 22, Almanca bilenlerin sayısı 18, iki dil bilenlerin sayısı 13'tür. Buna göre Fransızca bilen fakat Almanca bilmeyen kaç kişi vardır? Lütfen bunu da bir durdurup deneyin arkadaşlar. Şimdi İngilizce bilen herkes Almanca biliyor. Yani İngilizce Almanca'nın bir alt kümesi gördüğünüz gibi. Ama Fransızca bilmiyor. O zaman işte görüntü budur. Almanca, İngiliz Fransızca kesişiyorlar ama İngilizce ile Fransızca kesinlikle kesişmeyecek. Böylece burada ne demiş? Yalnız bir dil bilenlerin sayısı. Yalnız bir dil bilenlere bakın harflendiriyorum. Buraya A ve B diyorum. A artı B arkadaşlar 22 olacak. Almanca bilenlerin sayısı 12. Şöyle B diyeyim, C diyeyim. A, B varmış pardon. D olsun burası. A artı D artı C arkadaşlar. Almanca bilenler 18 olacak. İki dil bilenler neresi? Bir burası. Bir de tabii ki İngilizce bilen herkes Almanca da bildiği için. C artı D'de arkadaşlar 13. Gördüğünüz gibi C artı D 13 olduğu için burada haliyle A'ya ne kaldı? 5. A'ya 5 kalınca da B'ye ne kaldı? 7. Fransızca bilen fakat Almanca bilmeyen neresi oluyor o zaman? B oluyor. Kendiliğinden bakın doğru yerleştirince sorunun cevabı geldi. Bu kadar mevzu hakikaten. Önemli olan o kısmı doğru yapabilmek. 22. soru yine bakın gözlüklü gözlüksüz sorusu. 40 kişilik bir sınıfta gözlüklü kız öğrencilerin sayısı 12. Gözlüksüz kız öğrencilerin sayısı 4'tür. Tablomuzu yerleştirelim. Gözlüklü, gözlüksüz, erkek, kız. Gözlüksüz kız öğrenci 4 kişi. Gözlüklü, başka ne demişti bize bir de? Gözlüklü kız öğrencilerin sayısı da 12. Buraya böyle yerleştirdik. Gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı, gözlüksüz erkek öğrencilerin sayısının 2 katı. Gayet kolay yerleştirdik bunu da. Zaten toplam 16 tane kız olduğu için 24 tane erkek vardır. 8'i buraya, 16'sı buraya yerleşmiş oldu. Gözlüklü öğrencilerin sayısı soruyordu erkeklerin. 16 oldu gördüğünüz gibi. 78 kişilik bir sınıfta futbol ve voleybol oynayan 7, voleybol ve basketbol oynayan 8, futbol ve basketbol oynayan 9, her üç sporda yapan 3 kişi vardır. Yalnız bir spor yapanların sayısı her üç sporu da yapmayanların sayısının dört katı olduğuna göre bu sınıfta en az bir spor yapan kaç kişi vardır? Harflendireceğiz çünkü çok fazla bilgi var. Futbol, voleybol, basketbol. Şimdi arkadaşlar her üç sporu yapan olduğu için hemen onu yerleştirmemiz lazım. Futbol ve voleybol oynayan o zaman neresidir? Şurası. Bakın haliyle oraya ne kalıyor? Futbol ve voleybol dediği için toplam 7 kişi olduğu için 4 sadece futbol ve voleybol oynayan Voleybol ve basketbol oynayan 8 demiş. Buranın tamamı gördüğünüz gibi 8'dir. O zaman 5 kılır arkadaşlar. Sonra bize başka ne vermiş? Futbol ve basketbol oynayan 9 kişi demiş. Mecburen şuraya da 6 kalacak. Yalnız bir spor yapanların sayısı yani burası böyle A, B, C. Her üç sporda yapmayanların sayısının 4 katı demiş. O zaman A artı B artı C 4D'ye eşit. Tüm sınıfı yazalım. 4 d a artı b artı c. Bir de d var. D arkadaşlar. Şurada 6 3 daha 9 5 daha 14. 4 daha 18. Tüm sınıfta 78 kişi gördüğünüz gibi. Böylece 5 d eşittir 60. D'ne geldi 12. Bizden en az bir spor yapanların sayısını istiyordu. D arkadaşlar 12 olduğuna göre hiç yapmayanlar yani en az birini yapanlar da yeşille taradığım yer. 78 eksi 12 en az birini yapanlardır. Yani birleşim kümesidir. O da 66 oldu. Satranç ve dama oyunlarından en az birine oynamayı bilenlerden oluşan bir toplulukta kişilerin %88'i satranç ve %80'i dama oynamayı bilmektedir. %88, 88, 80, 80 daha 178 yapacak. Şey 168 yapacak pardon. Böylece buraya 68K yazalım. Şöyle 20K olsun satranç dama oynayana da o zaman ne kalacak 12 k kalacak toplamları gerçekten bakın 100 şimdi her iki oyunda oynamaya bilenlerin en az kaç kişi olduğunu söylüyor 20 68 ve 12'nin kaça bölündüğünü biliyoruz 4'e sadeleştiriyorum 5 k 17 k ve arkadaşlar burası da 3 k 5 17 daha 20 23 k arkadaşlar k'ya 1 verirsek tüm sınıf 23 kişi yapar bizden her iki oyunu oynamaya bilenlerin sayısını istiyor. Böylece K'ya 1 verdiğimizde o da 17 oldu gördüğünüz gibi. Son sorumuz artık. 56 kişilik bir toplulukta yalnızca İngilizce bilenlerin sayısı 29, Almanca bilenlerin sayısı 21, her iki dili bilenlerin sayısı, her iki dili bilmeyenlerin sayısının 3 katı olduğuna göre yalnızca Almanca bilen kaç kişi vardır? Şimdi bir kere her iki dili bilen hiç bilmeyenin 3 katı. O yüzden böyle bir hemen yerleştirelim arkadaşlar. Geri kalanlarda da yalnızca İngilizce bilenler 29 olduğu için yerleştirdim. Almanca bilenler 21 olduğu için buraya da 21-3x diyelim. Böylece arkadaşlar 29 artı şöyle bakın 21 artı x eşittir 56. x 6 geldi. Yalnız Almanca bilenleri istiyor. 21 eksi 18 Böylece 13 kişi Almanca bilenlermiş. Gördüğünüz gibi genelde arkadaşlar konularda mümkün olduğunca ince böyle çok acayip yorumlarda olan sorular çözüyorum. Ama kümelerde bizi çok sıkıntıya sokan bir yer olmadı. Çünkü temel problem bilgilerimiz devam ediyor. Onları kullandık. Denklem kurma yeri gelince yapıyoruz arkadaşlar. Bir de üzerine herkesin bildiği, hiçbirinin bilmediği, ikisini de bilenler, A'yı bilip de B'yi bilmeyenler tarzındaki yorumları öğrenirsek kümeler problemlerinin çok da sıkıntı olmadığını göstermek istedim size. Böylece burayı da kapatmış olduk. Artık dördüncü videoda da kümeleri bitirdim. İlk üç video bence çok önemli. Dediğim gibi eğer orayı izlemediyseniz, çözmediyseniz kesinlikle bakın. Dördüncü video güya problemler olmasına rağmen onlardan çok daha kolay oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.